Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün World Box serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde dünya haritası üzerinde sizlerin isimleriyle kurdurduğumuz krallıkları birbirine düşürmüş ve savaştırmış ve akabinde ise dünyada bir kıyamet meydana getirmiştik. İlk olarak zombi istilası başladı. Akabinde ise dünya kendi kendini imha etti. Dünya patladı ve artık harita yok olmuştu. Böyle olunca vaziyet, ben farklı bir şey yapmaya karar verdim. Beyin çalışmaya başladı kardeşim. Dedim ki bizim o zaman yapmamız gereken başka şeyler var. Bugün ne yapacağız? Bugün kendi gezegenimizi oluşturacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümlerde sizlerin adıyla krallıklar kurduruyordum. Bu bölümde ise artık gezegen kuracağız. Şu an ekranda gördüğünüz gezegeni tamamen ben oluşturdum. Bunu sadece örnek olması için sizlere gösteriyorum. Bugün sıfırdan bir gezegen kuracağız. Bu oyunun en küçük haritasıyla kurulmuş bir gezegen. Oldukça küçük bir gezegen işte. Şöyle size göstereyim. Bunlara krallıklar ekleyip savaştırabiliyorsun. Burası dağlı bir arazi mesela. Burası çöl. Burası normal, gayet insani bir yer kardeşim. Burası da çöl. Ondan sonra buzlu araziler geliyor kuzeyde. Bu doğu tarafları en verimli topraklar. Her türlü şey burada var. Gezegenin ortasında ise efendim volkanlar var. Burada vaziyet çok kötü. Burada volkanlar patlayıp lavı dünyaya yayıyor. Bu volkanlar her geçen gün büyüyor. Böyle bir gezegeni ben kendim bizzat oluşturdum ve bunu yaparken çok eğlendim. Dedim ki o zaman neden kendi dünyamızı oluşturmuyoruz? Amacımız bu bölümde ilk önce kendi gezegenimizi oluşturacağız. Bir sonraki bölümde ise o oluşturduğumuz gezegende sizlerin krallıklarını kurduracağım. Bu sefer oyunda tecrübelendik ama daha düzgün bir şekilde kurdurup yani daha az müdahaleyle oynattıracağım abi sizleri. Güçlerinin kafasında hemen meteoru yapıştırmayacağım. Bunu söyleyeyim yani. Daha böyle kendim serbest bırakıp oynamalarını sağlayacağım. Şimdi dediğim gibi bu harita arkadaşlar ufak bir harita. O yüzden yapabileceklerim sınırlıydı. Ama ona rağmen çok güzel bir harita oldu. Şimdi ise yeni bir harita oluşturacağız. Boş haritada bu sefer büyük bir harita oluşturacağım. Mesela devasa Titanic diyor. Ben buzdağı diyeceğim. En büyük versiyonuyla bir harita oluşturacağım. Ve bunu sürekli 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 büyüteceğiz. Ve güzel olacağına inanıyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi şu çağlar kısmına girip buradaki kül çağını, karanlık çağı, umutsuzluk çağını ve kargaşa çağını kapatacağım. Ay çağını da kapatabilirim aslında. Bunlar görüntüyü kötü gösteriyor. O yüzden kapattım. Şu an arkadaşlar bomboş bir dünyadayız. Bir boşluktayız. Ve burada kendi dünyamızı oluşturacağız. Arazi böyle. Normalde bu büyük şeyi seçtiğinizde bayağı bir kaplar. Hatta şöyle size bir göstereyim isterseniz. Yeni dünya oluştur diyorum. Bu buzdağı değil de standarta bir seçim yapıp dünyayı oluşturayım. Şimdi mesela gel abi şuraya. Normal toprağı seçtim mi görüyor musun? Ne kadar büyük gözüküyor. Bu toprak hemen şöyle kapatıyor değil mi dünyayı? Ama az önceki gibi o büyük bir dünyayı oluşturduğunda artık o işler öyle değil abi. Artık çok daha büyük bir dünya meydana getirebiliyorsunuz ve bu çok eğlenceli. Kendi kurduğum dünyada sizlere krallıklar vermek benim için çok eğlenceli olacak. Sizler için de umarım eğlenceli olur. Bir sonraki bölümde sizlerin isimlerini krallıklar olarak dünyaya getireceğim. Efendim bunun için yorumlara isminizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Sadece ismini yaz yeter. Başka bir şey yazmana gerek yok. Benim adım Ejderha kardeşim. Adamın ismi bak. Benim adım Ejder Yalçın. Yaz abi direkt oraya ismini yaz. Ben senin isminle sadece direkt krallığı kuracağım. Zaten yerini çok fazla kuzey, güney, doğu, batı diye de belirtebilirsin ama direkt ismini yaz, ben belirleyeyim nereye koyacağımı. Şimdi ilk olarak abi ben ne yapacağım biliyor musun? Çöl olacak. Garanti çöl olacak. Onun dışında ormanlık arazi olacak. Çok dağlı bir arazi olacak ve normal güzel bir yerde olacak. Yeşillik bir arazide olacak. Bunlara çok özen göstereceğim. Haritanın ortasında ben lavlı bir arazi olmasını istiyorum. Çünkü dünyanın ortası, en ortası hep en sıcak yerdir ya. Hani kuzeye, güneye doğru gittikçe sıcaklıklar değişir. Bu da bu şekilde olacak. Ve bizim dünyamızda kuzey, kuzeyde, en kuzeyde buzluk araziler olacak ve en güneyde de yine buzluk araziler olacak. En kuzey ve en güney buzluk. Ortası çok sıcak. Ortanın biraz şeyi yukarısı ise yaşanabilir bir arazi olacak abi. Planım bu. Bakalım nasıl bir gezegen olacak göreceğiz. Şimdi ilk olarak ben büyük bir
kıta meydana getireceğim. Bunu rastgele çizebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle çizdiğiniz rastgele bir harita bile düzenlemeler yaptığınızda güzel gözükecek. Şu an mesela hiç güzel göze hitap etmiyor olabilir. Bakın burası koca bir kıta oldu. Ve burası şu an sizin hiç gözünüze hitap etmiyor olabilir ama birazdan yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu koca kıtayı birazdan göze hitap eder bir vaziyete getireceğiz. Şimdi şu an baktığınızda burası küçük gibi gözüküyor olabilir ama az öncekine kıyasla aşırı derecede büyük olduğunu göreceksiniz, merak etmeyin. Şimdi rastgele bir çizim attım. Hiç düşünmeden size de bunu tavsiye ederim. Rastgele bir çizim atın. Ondan sonrasında kendiniz ayarlamalara verin. Mesela bu dünyanın içerisinden ben akarsular geçireceğim. Sığ sularımız olacak burada. Ben buradan sığ suyu şuraya kadar veriyorum. Bu aslında su değil, çukur. Birazdan suyla dolacak. Ondan sonra şurayla da bağlayacağım ve buradan buraya kadar güzel büyük bir akarsu meydana gelmiş olacak. Ve dünya hareket ettikçe bu su yavaş yavaş dolacak. Yavaş 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 dolacak. Ben buradan da bir çıkış vereceğim buraya. Şurası ayrı bir kıta olacak, hem suyla ayrılmış olacak. Onun dışında buralar kalsın istiyorum. Dağlık arazi falan ekleyeceğim. Şimdi plan şu. Biraz daha büyüt. Bu kıtanın efendim dış kısmında sular sığ olacak. Tamamı değil, sadece dışı. Şuranın dışı sığ su olacak. Burada insanlar yüzebilecek abi. Burası sığ su olacak. Çok derin değil. Boğulma olasılığı olmayan güzel arazilerle, güzel sularla dolduracağız kardeşim burayı. Ve kıtamız gayet güzel gözükmeye başlayacak. Bak, denizdeki değişiklik bile kıtanızın görünümüne çok ciddi derecede etki yapıyor. Mesela şurası biraz daha sığ olsun. Burada eskiden burası aslında karaymış. Deniz orayı yutmuş mesela. Öyle düşünebiliriz. Diğer yerlerdeki sular biraz daha kıyıya çok yakınken, burası biraz uzaklaştığınızda artık derinleşiyorken, bu kısımda ise biraz daha sığ su devam ediyor şeklinde kafamızda kurgulayabiliriz. Bakın şimdiden bile bu kıta güzel gözükmeye başladı. Görüyor musunuz nasıl? Şimdi bile güzel gözükmeye başladı. Birazdan daha detayları eklediğimizde çok daha güzel gözükmeye başlayacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi ben dağlık araziler ekleyeceğim. Öncelikle abi, krallığın ortasında şu kısımdan şuraya doğru uzanan, burada sıra dağlarımız olacak. Tepe oldu gerçi. Dağa çevir kardeşim. Daha güzel olur. Sıkıntı yok. Yanına da zaten tepe ekleyecektim. Bak şuradan doğru gidiyorum. Ve buraya dağ ekledim. Burasının yükseltisi fazla. Yanlarına ise tepeler ekleyeceğim. Buraya tepeler ekleyeceğim. Böyle güzel güzel tepelerimiz olacak. Detay ne kadar fazla detay yaparsanız o kadar güzel gözükür. O yüzden olabildiğince yapın. Şöyle bir arazi yapacağım. Şu ortasında kesiliyor kardeşim. Burada dağlar birden kesiliyor. Şuradan geçit oluştu buradan. Gayet güzel oldu. Şuradan da şöyle bir tepe ekleyeceğim. Kendi gezegenimizi oluşturuyoruz ya. Gezegenin kurallarını da biz belirleyeceğiz arkadaşlar. İşte ejderhalar vahşi mi olsun, insanlara saldırsın mı yoksa dostluk içerisinde yaşasınlar mı? Bunu bile biz belirleyeceğiz. Bakın şurada bir dağlı yapımız oldu. Burası yüksek bir arazi. Onun dışında ben şu kısımda mesela şöyle bir dağlık arazi yapmak istiyorum. Böyle kıyıda tepelik bir yer olsun abi. Bu dağ değil, tepe. Ama çok güzel gözükecek. Onun dışında mesela şöyle bir yer yapacağım. Tam korunaklı bir bölge aslında burada. Eski yerleşimlerde genelde dağ yamaçlarında kurarlar. Bu da tam korunaklı bir yer. Şuraya tam kurulması için bir şehirlik bir yer kurdum mesela. Şu an oyunu bir devam ettireyim. Sular aksın. Fırça boyutunu büyüteceğim. Bu sefer de sığ su değil, yakın okyanus açacağım. Bu yakın okyanusun açma sebebim de abi, sığ su kadar tehlikesiz değil ama bu da yine tam bir okyanus değil. Normal deniz abi bu. Deniz gibi bir şey diyebiliriz yani buna. Bu da bu şekilde hemen adamızı çevrelesin. Bu deniz detaylarına çok önem verin. Yani çünkü çok güzel gösteriyor. Sadece tek bir deniz oldu mu öyle adanız da güzel gözükmüyor. Birazdan adayı yeşillendirmeye başlayacağız. Asıl o zaman görüntünün güzelliğini göreceksiniz. Bu daha şu an oluşturduğumuz tek kıta. Daha buraya kıta gelecek, başka yere kıta gelecek. Çok güzel şekillenecek abi kıtamız ve daha sonrasında en güzel kısma geleceğiz. Sonraki bölümde size gezegeninde krallıklar vereceğim. Ve bu haritayı sizinle paylaşacağım abi. Steam üzerinden oynayan arkadaşlarımız bunu oynayabilecek. Şimdi ben şu kıtayı, bakın kıtanın ortasındaki şu araziye ekstra dokunuş yapacağım. Bak buradan nehiri kapatacağım.
Niye öyle bir şey yaptım? Çünkü keyfim öyle uygun gördü kardeşim. Keyfim öyle uygun gördüm. Burayı ormanlık araziyle dolduracağım. Buranın farklı bir toprak türü olsun istiyorum. Tüm topraklar aynı olmasın istiyorum. Bu yüzden burayı farklı bir şey yapacağım. Onun dışında o nehri açacağım. Merak etmeyin. Nehrin tamamı kapalı olmayacak. O nehri açacağım. Ama tüm nehrin akış genişliği, o yatağının hepsinin aynı olmasını istemiyorum. Bu yüzden mesela şu kısımda abi, bak şuradan kuzeyden aksın. Ama yatağı o kadar da geniş olmasın. Az önceki kadar geniş bir yatağı olsun istemiyorum. Şurada da aynı şekilde. Tamam mı? Hatta şurada ufak bir detay ekleyeyim. Şuraya doğru da sızma olmuş gibi. Ufak detaylar sizin haritanızı daha da güzelleştirir abi. Mesela şuradan şöyle. Bakın görüyor musun? Ufak ufak detaylar. Ben dün harita yaptım. O işte gösterdiğim haritayı ben yapmıştım. Çok keyifli oldu abi gerçekten. Şöyle ufak detaylar abi. Bak rastgele yapıyorum hiç düşünmeden. Rastgele bak şu an bile güzel gözüktü benim gözüme. Şimdi bu haritayı yeşillendirmemizin zamanı geldi. Daha burada hayvanlar spawn olacak. Şu an muhtemelen spawn olmamışlar. Bakayım. Hiç yaşayan hayvan var mı? Şu an yaşayan hayvan gözükmüyor. İnsanları biz kendimiz koyacağız da hayvanlar kendisi spawn oluyor. Hatta şuradan oyun ayarları vardı. Dünya yasaları. Dünya yasalarından spawn olunan hayvanlar falan da çıkmış zaten. Tamam, şu an bu topraklar verimli hale geldiğinde insanlar ve hayvanların yaşaması için uygun ortam oluşacak. Şimdi arkadaşlar şurası verimli. Genelde batı hep verimli olur. Doğuda insanlık daha erken başladığı için orası sömürülmüştür. Zaten çoktan kullanılmıştır orası abi. Nasıl Avrupa daha genç. Diğer topraklarda ise petrol çıkıyor ama Avrupa'da yok. Çünkü genç orası. Burada da o şekilde yani aslında diğer taraf biraz daha yaşlı topraklar ve kendini bitirmiş topraklar olarak yapacağım. Doğu tarafını. Batımız. Aa güler yüz oldu lan kaş. Güler yüz oldu. Bunu istemeden yaptım mesela. Bak güzel güzel bir detay oldu. Şimdi burası ormanlık arazi arkadaşlar. Ve buraya ben ne atabilirim biliyor musun? Orman tohumu atacağım. Burası ormanlık arazi olduğu için orman tohumu bakın biraz diğer tarafa taşıyor farkında mısınız? Benim istediğim bir şey. Ben istemeden oraya taşırıyorum ve burada güzel bir görüntü oluşacak en net sonunda. Doğaçlama yapacaksınız abi. Her şeyi simetrik yapmaya çalışırsanız hiçbir zaman güzel bir görüntü elde edemezsiniz. Şimdi şuralara bitki gübreleri atacağım. Bitki gübreleri atıyorum. Şurası ise full ağaç gübresi olacak. Bakın full ağaç gübresi atıyorum buraya. Burası tam bir orman. Bakın görüyor musun? Burada ise bitki gübresi attığım için yeşillik arazi. Buraya da ağaçlar atmayacak mıyım? Mesela şu dağın etrafını ben ağaçlandırmak istiyorum. Burada da yine ormanlarımız olacak ama orası kadar fazla değil. Şurası mesela ağaçlarla dolu olsun istiyorum. Şuraya da rastgele atabilirim. Rastgele şu kıyıda da atabilirim. Bak nasıl oldu? Bence gayet güzel oldu. Şimdi onun dışında taşlar atacağız tabii ki de. Şöyle rastgele. Bak şöyle rastgele atıyorum. Burada bayağı bir taş oldu. Şuraya ise tek tük taş atacağım. Orası kadar fazla atmayacağım. Altın atabilirim. Şurası da altın yatağıyla zengin bir yer olabilir bak. Kıtanın farklı yerlerinde farklı şeyler var. Burası altın bakımından zengin. Burası ise taş bakımından zengin. Burada taş az. Burada da mitril mesela zengin olabilir. Bak buraya fazlaca mitril attım. Ondan sonra şu taraflarda adamant fazla olabilir ki burayı ateşli bir arazi yapmayı düşünüyorum. Bakalım belki yaparım belki yapmam. O ateş çünkü sonra ileride her yeri ele geçiriyor. Burası da maden bakımından daha zengin bir kıta aslında. Burayı biraz çöl yapmayı düşünüyorum ama bak gümüş altın dolu. Bayağı bir zengin bir kıta. Şimdi ben burayı ne yapacağım abi? Ben buraya gizemli çöl tohumu atacağım. Buranın çöl kıtası olmasını istiyorum. Ama tamamı değil şöyle. Bazı yerlerde yeşillik olacak. Onu da ona göre ayarlayacağım. Bak şuralar çöl olsun. Çöllü arazi. Diğer kısımlarda ise mantar tohum. Saban atacağım, saban. Minecraft'ta nasıl çölün dibinde bir de saban topraklar olur. Onun gibi yapacağım. Nerede saban saban olması lazım burada. Saban 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 göremiyorum. Ha şurada. Şimdi şunu bazen o kahverengilikler güzel gösterir diye onları tam bozmadan belli bir kısmını atıyorum. Her yere atmayacağım. Arada böyle o kahverengi topraklar kalsın. Zaten bu topraklar zamanla kendisi yayılacak. Tam kendi şeklini
İlerledikçe bulacak abi o. Siz canınızı sıkmayın. O yüzden tamamını atmıyorum. Bakın şuradaki yeşilliklere çok dokunmamaya çalışıyorum. O zaten zamanla kendisi müdahale edecek. Buralara biraz gübre atalım. Böyle. Taban topraklarda olur. Burada çok fazla bir şey yok. Şuralara da ağaç atabilirim. Şöyle ağaçlarımız olsun burada. Bakın nasıl oldu. Bence bu harita bile şimdiden çok güzel oldu. Şimdi çölde peki hiç tepe yok mu abi? Bir de taş yok mu hiç? Yani taş atmadık. Şöyle de şöyle birkaç taş atalım. Burası taş bakımından çok zengin olmasını istiyorum. Burada dağ falan dolu ya. Buraya bayağı bir taş atacağım. Şimdi burada hiç tepe yok mu? Yapalım abi. Biraz da tepe yapalım mesela bu kısma. Şuradan. Abi bu bir bölümde bitecek gibi değil bu arada. Bir bölümde bitecek gibi değil. Bu bölümün yorumlarına yazanları da not edeceğim. Diğer bölümde muhtemelen kıtamızı oluşturmaya, gezegenimizi oluşturmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ve en nihayetinde o yorum yazan arkadaşlardan şey yapacağım. Burayı da şöyle kapat. Sığ suyu versene bana. Burada yatağını genişletmiş. Göl olmuş. Yatağını genişletmiş. Buradan itibaren bayağı genişletmiş. Şurası dar. Şu an dar. Hatta göl de yapalım. İyi düşündük. Şurası da mesela göl abi. Normalde şu tarafta yapmamız daha doğru olacaktır ama orada yapmadım. Şuradan suyun akışı için geçiş alanı verdim. Güzel. Hatta şurada da ortasında çok güzel bir göl iyi gider. Şu kısım göl abi. Nasıl? Suyun akışını da ver buraya. Suyu da akıt. Akıt gelsin hocam. Akıt gelsin. Bence müthiş oldu. Bir kıtamızı hallettik. Bak deniziyle meniziyle şu an bence bir kıtayı hallettik ve çok da güzel oldu. Şimdi ben bu kıtaya hayvan ekleyeceğim. Hepsini detaylı bir şekilde yapmak istiyorum. Yapmak istediğim her şeyi yapacağım abi. Bu kıtadaki her şeyi kendim oluşturacağım. Hayvanına kadar. Mesela burada ineğin fazla olmasını istiyorum ben. Çünkü burada otlak çok fazla. Burada çok fazla otlak var abi. Ben buraya bayağı bir inek ekleyeceğim. Bu inekler sonra kıtaya yayılacaklar zaten. Burada abi yaylaklar, otlak her şey dolu kardeşim burada. Burası inek cenneti. Tamam mı? Burası müthiş. Onun dışında ormanlık arazide maymun. Buraya ben maymun atamak istiyorum. Maymun dolu. Bak burada maymun dolu olacak. Şu kıtanın bu kısımlarını da koyun atacağım. Burada koyun olsun istiyorum. Tavşanlar çok kalabalık olmasa da tavşan dolu olmasını istiyorum ben burada. Tavşan istiyorum. Onun dışında gergedanı nereye koyabiliriz? Bak saban topraklarına gergedan koyacağım. Burada gergedanlar olacak. Ve barışçıl olacak. Ben bunları çok savaşmasını istemiyorum insanlarla. Kurt. Kurtu dağlar taraflarına koyacağım. Şöyle illa bunlar şey ister yani. Bir inek avlamak ister yani. Koyun avlamak ister kardeşim. Buraya koydum kurtları. Sonra çöl taraflarına zehirli yılanlar koyabilirim aslında. Başka ne koyabilirim bakayım. Yengeç koyacağım mesela şu taraflara. Böyle bir yengeç. Tamam mı? Çıtırından yengeçlerimi koydum oraya. Bak canlılık artık dünyada oluşmaya başladı. Köpek. Köpek koyalım. Onun dışında bakıyorum bufalo. Burada bufaloları koyabilirim. Başka sırtlan. Bufaloları avlayacak abi. Ama bufalo sayısının daha fazla olması lazım. Önce bufaloyu koydum. Ve sırtlan. Yani buradaki canlılığı da kendim oluşturacağım. Tilki. Tilkiyi de koy abi şöyle. Şimdi tilki sürüsü olsun. Kurtları da sürü halinde koysam daha güzel olabilirdi ama o kadar istemedim kurtların kalabalık olmasını. Fareyi boş ver. Kedi. Kedimizi koyalım. Burada kediler olsun. Bak canlılık oldu gördün mü? Orman kıtası tamamen maymunların. Ve buraya biraz tavşan da koyabilirim aslında yani orman kıtasına. Böyle tavşan mavşan koyayım biraz. Geçsinler abi. Bakın görüyor musunuz? Biraz hayvan sayısını abarttım. Diğer kıtalar bu kadar verimli olmayacak. Bakın koyunlar. Görüyor musun? Rengi farklı siyah koyunlar da var. Beyaz koyun da var. Kahverengi ya siyah koyun diyeceğim. Yoruma geldi abi şu an. Pis ırkçı. Yani hep böyle oluyor. Ben o anlamda demek istemedim ya.
Vallahi dilim sürçtü. Benim öyle bir niyetim yok. Hepimiz aynıyız. Çok güzel oldu bu arada yaptığım kıta ya. Ulan 20 dakikada bunu yapmışız. Daha neler yapılacak daha. Daha bu şu an gezegenimizin abi kuzey kısmında bulunan, en kuzeyde değil ama kuzey kısmında bulunan bir kıta. Mantıken bakıldığında şuraların çöl olmaması lazım ama benim dünyam, ben karar veririm nasıl olacağına kardeşim. En kuzeye buzluk yapacağım dedim diye de buzluk da yapmayabilirim. Ya yani ben karar vereceğim neticede. Bence çok görünümü aşırı güzel oldu. Ama şuralarda hiç tepe olmadı mesela. Şuraya bir tepeler biraz koyulmalı. Onun dışında şuraya suyu akıtmamışız iyice. Suyun aktığını görelim. Buralara da su gelsin abi. Tepelik arazileri böyle olabildiğince rastgele koyacaksın ki güzel gözüksün abi. Planlı programlı yaparsan o kadar da aslında güzel olmuyor. Bak ufak dağ şeyleri koyuyorum. Dağcıklar. Ya, dağ değil onlar, tepe de. Anladınız siz abi. Bakın şu an bu kıtamız bu şekilde. Tamamen benim tarafımdan oluşturulmuş. Bir kıta, insan yok. Tamamen hayvanlara açık bir yer. Koymamı istediğiniz hayvan varsa onu da söyleyebilirsiniz. Muhtemelen çünkü bir sonraki bölümde hala bizim şeyimiz o devam edecek. Bu kıta oluşturma, gezegen oluşturma işimiz devam edecek gibi gözüküyor. Daha krallık işlerine geçemeyeceğiz. Mesela bak şuraya bir krallık, şurası bir krallık, şurası. Burada iki krallık olur, şuraya üç krallık sığar. Bence çok güzel işler başarabileceğimize inanıyorum. Şimdi yeni bir kıta. Burası çok büyük. Tek parça bir kıta oldu. Bize Numenor tarzı bir kıta lazım. Ada krallığı. Şöyle bir ada çizdim. Bakın rastgele bir çizim. Hiçbir şey yok. Daha şu an detay yok, bir şey yok. Sığ suyla ben bunu şekillendireceğim önce. Ama sığ suyu şöyle büyük yapalım. Ben sığ su ile buna ilk şeklini vereceğim. Bakın sivri bir dönüş oldu. Bunu isteyerek yapmadım. Normalde o sivri dönüşü kimse yapmaz. Şuradaki bak tam bir sivri bir dönüş oldu burada sularla birlikte kardeşim bunu ben açınca. Bunu normalde kimse yapmaz. Daha böyle güzel gözüksün diye o şekilde. Ben umursamıyorum. Doğaçlama tamamen olacak abi. Şimdi ben buraya derin bir göl mü yapsam ortasında, aslında güzel olabilir de. Nehirlerle bir dolduralım. Şuradan bir nehir koçek. Daha da uzatma kardeşim. Bu kadar kalsın. Bak bu kadar sadece. Böyle bir yapabilirim. Çift başlı mızrak gibi olsun kardeşim burada. Şuraya verdim ve burası şu anda bir kıta. Ben bu kıtanın kuzey kısmına tepeler koyacağım. Bak şuraya koymuyorum ama orada bir geçit olsun o tarafa. Şuradan devam ettir. Bitti. Şuradan böyle bir şeyler yap. Tamamdır. Bak bu kıta şu anda bitti abi. Yaptım, bitti. Daha kıtaya başka bir şey koymama gerek yok. Bu kıta çok verimli bir toprak olacak. Burada yaşayan insan bu büyülü topraklarda çok zengin bir şekilde yaşayacak abi. Bak buraya büyülü toprak koyuyorum. Burası aslında Yüzüklerin Efendisi'ni bilen arkadaşlar Numenor kıtası vardır abi. O insanların o toprakları çok verimli topraklardı. Çok güçlü bir krallıktır o insan krallığı. Burası da benim için o tarzda bir yer olacak. Buradaki toprak aşırı verimli olacak. Yani müthiş bir verimli olacak kardeşim burada. Ve burada kurulan insan krallığı çok güçlü olacak. Benim planım bu. Bu yüzden buraya bitki gübrelerini atıyorum. At abi bitki gübrelerini, fazla fazla at. Ondan sonra meyve çalıları atıyorum. Burası çok verimli bir toprak olacak. Şurada cüceler tarafından sevilir ve kazılabilir diyor Mithril. O yüzden buraya koymayacağız. Metal yapılması için gereken şey buraya mesela metal yatağı. Bak şurası maden için çok önemli. Gümüş. Şuraya koy. Burası çok zengin bir yer olacak. Benim planım bu. Burada altın yatağı. Anladın mı? Taş. Bu kısımda taş. Tek bir krallık olacak bu ada arkadaşlar. Gördün mü? En iyi metallerden biri şu kısımda adamant olacak. Ve burası... Böyle bir şekil vereceğim hemen buraya. Nerede o abi? Çok güzel bir şey gördüm ben. Şurada. Alev tohumu. Buraya alev tohumu atacağız. Burası... Yanan bir arazi olacak. Buradan adamant çıkacak abi. Ve buradan sığ suya çekeceğim buraya ki o yanan arazi var ya
Normalde büyüyüp diğer topraklara da yayılıyor. Diğer toprakları da yakıyor. Mesela şu büyülü toprakları da kırmızı araziye çeviriyor. Onu çevirmesin diye buraya su çekiyorum. Ve insanlığın buraya ulaşması için yüzmesi gerekecek abi. Bunu başarsınlar bir zahmet. Nasıl oldu bak. Yani ufak hiç uğraşmadan yaptığım bir kıta bile bence çok güzel gözüktü. Sizin için güzel gözüküyor mu açıkçası bilmiyorum. Ben şu an keyif alıyorum bu yaptığım şeyden. Ve benim gözüme güzel gözüküyor. Buraya da hemen denizini de ekleyeyim. Derinlik olaylarını ayarlamak çok önemli görünüşte. Bakın şu an o denizi ayarlamam bile görünüşüne ekstra bir güzellik kattı buranın. Burası ayrı da bir kıta oldu. Vallahi bence müthiş oldu. Şimdilik güzel başladığımıza inanıyorum. Evet, Kuzey kıtası. Bu kıtaya isim vermedim şu anda. Bu isimleri kendimiz ilerleyen dönemlerde vereceğiz. Burada Güney kıtası demek istemiyorum. Güneydi ama bu biraz da batıya da kaçıyor. Güzel Büyükçe'de bir krallığımız olacak burada. Bayağı bir büyük arazi. Siz böyle şuradan baktığımda dünya küçük gibi gözüküyor olabilir ama aslında en devasa dünyayı açtık. Ve yanına girdiğinizde çok da büyük olduğunu göreceksiniz. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.